Arkadaşlar merhaba, Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Lan aşk yaşayamazsınız. Serbest bırakıyorlar, kuşlar da tutan tutanı. Evet, bir hafta sonra arkadaşlar yeniden çarptayım. Anam yabani gelmiş içeri. Namastası. Şöyle bir kümese bakalım neler var neler. Bugün ekşin olur mu bilmiyoruz. Önce bir kümesi açayım. Son bir kontroller yapayım. İlk kez ben de görüyorum arkadaşlar sizlerle. Bir haftadır yokum. Hafta sonları video çekmeye çalışıyorum. En başta söyleyeyim arkadaşlar. Videolarımıza like atın. İlk kez seyreden arkadaşlarımız abone olursa seviniriz. Oo, yavrular büyümüş. Maşallah bayağı büyümüş. Onlar bir daha tekrar kuluçkaya yapmışlar. Bunlar bir sefer daha güzel çıkmış sanki de. Arkadaşlar bizim şeraplar hadi satacağım falan diyordu, sonra vazgeçti. Ayhan arkadaşımızın hediyesiydi. Şu an yavru alıyoruz. Görsel olarak çok güzeller. Ama uçuş sıfır. Ama bak yavrular da güzel olmuş. Tıpkısının aynası çıkmış. Ne oldu lan? Gece uykusuz mu kaldın sen? Kimle mi girmiş? Ne yapmış bu arkadaşlar? Bunlar da tekrar yumurtladılar. Evet, daha çıkmamış. Gerçi daha bir hafta yanca geçti. Yine aynı şekilde yeni yeni yavrularımız var maşallah. Evet arkadaşlar, bugün bakalım nasıl bir ekşin olacak. Hayırdır Murat, kaçak mı? Nerede? Aşağı mı gitti? Hangisi? Nerede? Şu aşağıda dönüyor, beyaz bir tane. Asistanım Murat Tüntaş da yanımda. Bakalım Murat çevirebilecek mi kaçağı? Yavrular mı düşmesin? Ben kaçağı göremedim hala. Kaçak yok. Murat'ı mı kandırıyorsun sen? Arkadaşlar Ali... Ulan amca yeğene yapar mı bunu ya? Ne biçim amcam var senin? Ben olsam amca diye yüzüne bakmam ha. Ben de heyecanlandım, kümesten çıktım. Yağmurluydu da daha. Bütün haftalar boyunca evdesin, uçursaydın. Sonra da yavrular kaçıyor diye kızıyorsun bize. Evet, sabah erken saat arkadaşlar. Ali'cim, bana mesaj geldi. Ben kahvaltı hazırmış, kahvaltıya gidiyorum. Ekşin mekşin olursa bana haber ver. İnşallah. Ufacık. Ufacık derken kaç günlük? Düşerse çıkamaz o zaman. Kanatlarına baksana ya. Çılgın çocuk, in aşağı. Çıkmış ama sonuçta. Kendini geliştiriyor. İspermi de uçuruyor kuşlarını. Arkadaşlar çıkı çıkmaz Muratcan amca kamerayı aç dedi. Hayırdır dostum? Sen gittin, biz de postayı yakaladık. Oğlum haber posta verin dedim ya size. Al gel sen kendin yakala. Kocaman bir şey. Ne oldu? Ne, oğlum yakalayın. Yakalayın ya. Oğlum ulan o 20 dakika önce oldu. Benim şansım ama. Baya büyük lan bu. Böyle bir zoomlayayım. Bu posta değil galiba, kırmızı. Video mu? Tam bir... Of ağza bak. Filo da olabilir o. Filo besleyen kuşlar var. Beni yutacaktı sen. Dur lan, çıkacak kapıyı. Oğlum ben... Beni uğraştıracaklar arkadaşlar yine. Hayvan gibi bir şey. Yakaladım. Vallahi kolay yakaladım. Anam bu kuş ne? Nasıl becerdiniz lan bunu yakalamayı? Ulan biz burada duruyoruz.
Martı gibi bir şey. Tutabilecek misin Murat? Kaçırırsan bak. Yok. Çok hareketli. Ne bu? Oo. Posta mı, filo mu ne bilmiyorum. Marka? Yok. Marka yok. Olsa da fark etmiyor zaten arkadaşlar. Yakın yakın arkadaşın olmadığı sürece artık vermiyoruz. Hey maşallah. Martı gibi. Posta mı acaba? Yaşlığından mı böyle eti çok büyük? Posta da bilmiyorum. Kafası da çok büyük. Büyük lan postadan. Tavuk sağlam kaç para? He? Tavuk kaç para? Tavuk 20 liraya 25 lira arası değişiyor bir tanesi. Tavuk bir yetine kesek mi? Kesek mi? Pilav üstü yapak. Geçen martı paylaştım ya arkadaşlar yazmış. Abi pilav üstü yap. Martılar geldi artık bizim bu çatıda yatıyorlar. Hayda. Oraya kasap eti bırakıyor ya. He oraya geliyorlar. Ya, oraya yakalayalım martı da yakalayalım. Kolay bir kaçak oldu desene. Açtır o zaman. Aç aç. Aç aç olduğu için. Akşamdan geceden kaldıysa. Bir şey var. Sen. Hı? Direkt geldi böyle gitti içeri. Ama çekemediniz tabii ki. Ben olunca. Ay ben de şanslı tüküreyim ya. Neyse ben bununla güzel pozlar veririm ben yakalamışım gibi. Millet kapa. Buraya sal işte. Bant var mı? Bantlamaya gerek yok. Oğlum kaçacak bantlamaya gerek yok. Birisi isterse birisi. Oha. Oh, yöntemi de bulmuş. Birisi değil, Şükrü'ye veririz, bakıcı yapar. Ya Şükrü'ye lazım. Lan bak ilk aklımıza zaten gelen... Zaten erkek posta arıyordu ama bunu... Erkek posta, mi o? Ya bunu posta diye ver yani, kırba filan... Oğlum yer mi ki o bize posta diye? Yer, Şükrü yer. Şükrü, her türlü yersin yani. Yemezsek her videoyu yer. İzledikten sonra yemez ama. Geçen... Sen videoda demişsin ya bunları işte Şükrü'ye vereceğim. Hemen söylüyor. Geçen diyor ki Ali diyor kuşları gösteriyor bize verecekmiş ona. Dedim ben sana özel koli yapar getiririm kuşları. Ali o şey yok. Bursa yok. Bursa yalan oldu. Yalan mı oldu? Ne yaptı? Sattım parasını yedi. Arkadaşlar bir üçkağıtçılıkla karşı karşıyayım. 100 lirayı aldı. Ben onu satma dedim, Utku'ya vereceğim dedim, Ali satmış. Alacağın olsun Ali, bana bir tane dönek borcum var. Ben onu dönek diye Utku'ya verecektim. O hafta çok kuş verdim, hiç fark etmedim. Ben ne bileyim oğlum, kuşların çok senin. Yavru baskaları verdim. Hangi? Pal baskaları. Ha. Toplam kaç kuş gitti? 10 taneden fazla kuş verdim. Ne bileyim aga, ben sürekli yanlarında olman için fark edemiyorum. Bir tane Yakup'a verdim. Martin yine bir arkadaşın çıktı orada. Verdikten sonra aradı ama Sivas'a gitti. Onu bir ay, kaç ay oldu? Bir ay oldu yakalayalı. Oğlum 20 gündür buradaydı. Değil mi? Sahibi çıktı. Ne zaman paylaştın sen videoyu? Geçen hafta paylaştım herhalde. Yapsın. Demek ki videoyu dün izlemiş. Çünkü abi, ben yoktum ya sen hepsini yakalamıştın toplu çektim ben. Abi dedi kuş benim oğlum. Ben dedim, ya yapacak şey yok. Arkadaşlar şimdi biz videoya... Sivas'a gönderdim. Şöyle bir şey var. Biz videoya çekmezsek zaten haberiniz olmayacak kuşu bizim yakaladığımızdan. Hayır şu şekilde yani. Çevremdeki insan direkt beni arasa kuş kaçırdığı zaman varsa videolar çünkü bir hafta sonra yani geç geliyor ya. Evet. Bazen kuşları tutmak istemiyorum. Mesela bu hafta bunların hepsini verecektim veremedim. Yağmur çok yağdı içi. Bayağı yağdı ya. Çok yağdı. Bak posta açmış yani. Posta evet arkadaşlar acından geberir ki onun için direkt zaten yem var diye kümese girdi. Yoksa kümese girmezmiş. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Aha bizim wow baskıya bak kafa tutuyor ne? Yiyecektim sulanıyor mu tutuyor mu? Zombi hale yaşıyor ya. Zombi var ya. Bazen arkadaşlar insan gibi yerde paralel öldü ölecek diyorsun değil mi? Öldü zannediyor şöyle kapıya tekme atıyorum canlanıyor kendini. Arkadaşlar bir kuş en fazla güvercin ne kadar yaşar? Bu çok yaşar. Bayağı yaşlı. Ezrail unuttu herhalde bunu tövbe ya. Şey bir de Celebi, onu kapıyı açmayayım. Şimdi kapıyı açtığından bu işte bu kuş galiba basur olmuş. Dışkısını yapıyor ya böyle dışarı atmış o şeyleri. Basur olmuş olabilir. Kuşlarda oluyor mu ki basur? Bilen varsa söylesin. Güvercinlerde basur olur mu ya? Dışarı atmış aynı insan basur. Barsağı dışarı çıkmış. Basur mu? Fazla zorlamaktan çıkmış olabilir. Arkadaşlar alın size günün sorusu. Kuşlar basur olur mu? Hemoroid diğer adıyla. Hemoroid kimse bilmez de basur. He, basur olur. Bilirler ya niye bilmesin? Enteresan ya. Evet.
Bir kahvaltı arasında kocaman bir posta geldi arkadaşlar. Bakalım bugün başka ekşinimiz olacak mı? Bu video böyle olsun. Çok uzun yapmayalım videolarımızı. Daha erken saat. Akşama çok var. Bakalım arkadaşlar. Ne diyelim? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncay'a bir videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.